Herkese merhaba. Bugün farklı bir yemek tarifiyle güzel bir video çekeceğim. Yine benim tarif defterim için size de yine aynı şekilde faydalı olacağını düşünüyorum. Patlıcan çığırtma. Bu benim babacığımın çok sevdiği bir yemek. Patlıcanlar böyle yeni çıkmaya başladığında taze taze toplar. Böyle aynen şu büyüklükte bakın avcumda. Hatta bundan böyle daha ince, daha küçük olanlarıyla yapardı ve şu kısımlarını atmazdı. Bunları da koyardı babam içine. Babamın yaptığı güzel bir tarif bu. Şimdi ben bunu yapmaya çalışacağım. Urfa'da böyle patlıcan bulmak gerçekten çok zor. Hatta imkansız. Çok nadir anlardan biri. Bugün ben de pazara uğradım. Çok güzel böyle minik minik patlıcanları tek tek seçtim. Burada normalde kebaplık iri iri patlıcanlar oluyor. Şimdi bunların şu kısımlarını bakın atmayacağım. Bunları yemeğin içinde kullanacağım. Şimdi şu şekilde yaptım. Ben nasıl dilimlediğimi göstereceğim size. Şimdi bakın. Şu şekilde başını aldım. Şöyle ucuna doğru kopartmadan verey bir şekilde kesiyorum. Bakın göstereyim. Aynen böyle. Bunu şimdi ben tuzlu suya atacağım. Bütün patlıcanları aynen bu şekilde. Hatta bu o kadar taze ki bunun sapını. Bunu bu şekilde yapacağım. Bakın şuradan başlıyorum. Şöyle hiçbir yerini kesmeden. Aynen böyle. Burası da bunun taze sayılır. İnce çünkü. Şöyle göstereyim. Aynen bu şekilde. Şimdi bunların hepsini böyle yapıp tuzlu suda bekleteceğim bir yarım saat kadar. Burasını da göstermek istiyorum. Bakın patlıcanın sapı. Şu kısımları da gerçekten yemeğin içinde. Taze kısımları olsun ama böyle kesilebilir kısımları. Çok lezzetli oluyor. Hem bir de buranın çok faydasının olduğunu birkaç yerde okumuştum. Hemoroidde özellikle hemoroid sıkıntısı çekenlerde. Şu kısmının çok faydalı. Patlıcanın şu kısmının çok faydalı olduğunu okumuştum. Evet, bir daha göstereyim bakın. Görüyorsunuz şöyle. Evet, bir yarım saat bunları tuzlu suyun içinde bekleteceğim. Patlıcanların tuzlu suyun içinde beklerken ben bir tane soğanı tencereye doğrayacağım. Soğanı normal yemeklik doğrayabilirsiniz tencereye. Bunu kavuracağım şimdi. İçine domates rendesi ekleyeceğim. Biraz salça ekleyeceğim. Ve diğer patlıcanlarımı normal yağın içine atıp kızartacağım. Soğanlarım pembeleşecek. Pembeleştikten sonra salça ben soğanlarımı ocağa koydum. Çok az yağ ekleyeceğim. Patlıcanlar da yağlı olacağı için çok fazla yağa gerek yok. Birkaç yemek kaşığı yağ ekledim sadece. Şimdi soğanlar kavrulurken patlıcanları da bol yağda kızartacağım. Bol yağda olduğu için bolca yağ kullanın. Ben yine tabii ki her zamanki gibi zeytinyağı koyacağım. Bol zeytinyağında patlıcanlarımı. Bu arada patlıcanları sudan çıkardıktan sonra güzelce kurulayın ki her tarafa çok fazla yağ sıçramasın. Bu arada soğanlar kavrulurken içine bir çay kaşığı tuz ekledim ki soğanlar daha çabuk pembeleşsin, daha çabuk kavrulsun diye. Şimdi ben bir tanesini göstereyim bakın bir mutfak havlusu yardımıyla. Bakın şu şekilde içlerine kadar her yerini mutlaka güzelce kurulayın. Bakın. Sanırım yağ oldu. Evet. Kavurduğum patlıcanları yağın içine bırakıyorum. Kızarmalarını bekliyorum. Soğanlarımın bu kadar kavrulması yeterli. Şimdi ben bunun içine bir kaşık kadar salça ekleyeceğim. Bir kaşık kadar salçamı ekliyorum. Çok çıkana kadar salçayı kavurun güzelce. İçine
içine bu aşamada rende domatesinizi de ekleyin. Benim yine dondurucuda son kalan birkaç domatesim vardı. Onları attım ben içine. Şimdi buna biraz da su ekleyip kapağını kapatacağım. Domatesler birazcık kavrulduktan sonra. Kızaran patlıcanlarımı da göstereyim. Bakın yumuşamaya başladı artık. Birazcık daha yumuşayınca alacağım. Patlıcanlarım artık oldu. Bakın çatal çok güzel batıyor. Bunları alıyorum artık. Kavrulan domateslerin üzerine bir su bardağı kadar su ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın, kaynamaya bırakın. Benim şöyle büyük, yani elimin büyüklüğünden anlayabilirsiniz. Bir biberim var, acı bir biber. İsterseniz bunu eklemeyebilirsiniz. Ama ben ekleyeceğim. Çok az yine bunu da ocakta kızartacağım. Birkaç yerinden delip böyle bütün bir şekilde şu başına alacağım. Bütün bir şekilde yemeğin içine koyacağım. Bunu da kızartacağım ama çok az kızartacağım biberi de. Yani bunu isterseniz eklemek zorunda değilsiniz. Eklediğim su kaynamaya başladı. Patlıcanın bu başlarını şimdi atıyorum içine. Yine kapağını kapatacağım. Şöyle. Evet, artık patlıcanlarımı da alacağım. Şöyle göstereyim. Çok patlayan biberlerim de biraz kızarınca onları da alacağım. Evet, biberler daha çok patlamadan biberleri altını kapattım. Birazcık daha kızarsın. Şimdi patlıcanları tek tek alıp içine yerleştirin bu şekilde. Eğer suyu azsa sıcak su ekleyin. Patlıcanları geçmiyorsa eğer su, sıcak su ekleyin. Patlıcan çığırtma ya da imam bayıldı da diyen yöreler var bu yemeğe. Ama dediğim gibi bunu böyle daha ince, daha taze patlıcanlarla daha lezzetli oluyor bu dediğim patlıcan çığırtma. Evet, şöyle muhtemelen ben biraz daha su ekleyeceğim. Dediğim gibi suyu kaynatıp ekleyin içine. Evet, acı biberlerimi de üstüne koyuyorum. Bayağı güzel acı. Rahatsız edici bir kokusu bile oldu biberlerin. Evet. Gerçekten yağda kızarmasına rağmen çok çok yağlı olmayan bir yemek. Tenceremin altını çok en azına kısın. Ağzını kapatın, tencerenin kapağını kapatın. Ve şöyle pişmeye bırakın. Bir yarım saatte pişen güzel bir yemek olacak inşallah. Biraz daha sıcak su ekledim. Bu arada su miktarını göstereceğim. Bakın patlıcanlar içine gömülüyor. Çok fazla da sulu olmasın. Zaten patlıcanlar piş. Yani pişmiş durumda. Sadece suyun biraz koyulaşmasını bekleyeceksiniz. O kadar. Bakın aynen. Evet. Kapağını kapatacağım. Çok kısık ateşte birazcık daha suyunun koyulaşmasını bekleyeceğim. Benim yemeğim artık suyunu çekti. Altını kapatacağım. Bakın şöyle göstereyim. Patlıcanlarım yumuşadı. Bir yarım saat falan pişirdim. Altını kapatacağım. Servis yapacağım. Evet, özellikle şu patlıcanın sapını da göstermek istiyorum size. Bakın. Alamadım yalnız. Patlıcanlar çok güzel yumuşadığı için. Evet, bakın. Şöyle patlıcanların yumuşaklığını da göstereyim. Hani lokum gibi derler ya, gerçekten tam lokum gibi bir kıvam olmuş. Yaparsanız, denerseniz afiyet olsun. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.